Vahit, vahit, vahit. Suriye, Türkiye, vahit. İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Dış İlişkiler Bürosu yöneticisi Fikret Akfırat'la Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Şam'da Suriye'ye destek mesajı verdi. Şam'da temaslarda bulunan Akfırat ve Türkkan, Vaaz Partisi Suriye Yönetim Kurulu üyesi ve Halk Örgütleri Ofisi Başkanı Şehnaz Faküş'ü ziyaret etti. Görüşmede Suriye'ye hedef alan terörist saldırılara karşı sadece kendi ülkesine değil, dünyanın tüm onurlu insanlarını savunduğu vurgulandı. Ve ortak bir saldırıya muhatabız şu an. Bütün insanların çıkarlarını savunmaktadır. Fikret Akfırat, saldırılara karşı Suriye yönetimiyle halk arasındaki kenetlenmeye dikkat çekti. Akfırat, düzenleyecekleri Batı Asya Birliği konferansıyla Suriye'ye yönelik savaşı reddetmek için uluslararası bir adım atacaklarını açıkladı. Hem Türkiye'de hem Suriye'de hem de çevre ülkelerde. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Suriye yönetiminin gençliği kazanarak Suriye'nin geleceğini garanti altına aldığını belirtti. Yani Ekim ayının başına geldiğimizden sonra yaşananları biraz anlatmak istiyorum. Akfırat ve Türkkan, Suriye'de ulusal bağımsızlık, laiklik ve Suriye'ye karşı savaşı reddetmek talepleriyle yükselen halk hareketini anlattı. Türkiye'deki sürecin bir medya savaşıyla yürütüldüğünü ifade eden Türkkan, ulusal kanalın Suriye'nin gerçeklerini Türkiye kamuoyuna aktarmaya devam edeceğini belirtti. Bağız Partisi yöneticisi Şehnaz Faküş, sözlerine Türk gençliğini selamlayarak başladı. Amerika'nın çaresiz olduğunu söyleyen Faküş, özgür halkların iradesini kırmak mümkün değildir şeklinde konuştu. Yani Amerika mutaavvidi ala siyasi. Ve onlar için de savaşan onurlu soylu Türk gençliğine buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum sizin aracılığınızda. Heyet ziyaretin ardından Şehnaz Faküş'le beraber Şam Üniversitesi öğrencilerinin 8 Mart devrimi anısına hazırladığı Güzel Sanatlar sergisini ziyaret etti. Vahit, vahit, vahit.